Vlog sayfamdan herkese merhabalar, nasılsınız? Ben bugün birazcık erken çıktım, işten izin aldım çünkü saçlarımı boyatacağım. Saçlarımı geçenlerde boyattım ama hiç güzel olmadı. Güzel olmadığı için de tekrar boyatacağım, memnun kalmadım. Umarım bu kez güzel olur ve beğenirim. Şimdi diyeceksiniz gözlükleriniz hala gözünüzde. Ama inanın ellerim o kadar kirli ki toplu taşımada çok kirlendiğini düşünüyorum ve yıkamadan gözlüklerime de dokunmak istemedim. Telefonuma dokundum ama telefonumu da temizleyeceğim. Onu da kesinlikle çantama geri koymayacağım. Bu Covid döneminde gerçekten iyice takıntılı olduk. Markete uğradım. Markette de ciddi indirimler var. Şöyle bir dolaşıyorum. Size de göstereceğim indirimleri. Şöyle Rexona'nın indirimleri var. Ben Rexona'yı çok severim. Happy Center'da. Çok beğeniyorum kokusunu. Hatta şöyle bir tanesi hem şampuan yanında hem de deodorant ile birlikte 16 lira. Aslında mantıklı bir fiyat. Clear ve Rexona birlikte var. Güzelmiş. Ondan bir tane alabilirim mesela. Şöyle yukarıya çıkayım. Yine Rexona'nın roll-on. Bu bizim kullandığımızdan 15 liraya düşmüş. Çok iyiymiş fiyatı. Ondan da bir tane alabilirim. Şöyle devam edeyim. Kozmetik ürünlerin hepsinde indirim var neredeyse. Deodorantların hepsi 15 lira falan. Şöyle bakalım. Şampuanlarda indirimler var. Devam ediyorum. Bakın şöyle Vernel'in ikilisini buldum. Vernel'in ikilisi 27 lira. Tanesi 13 lira geliyor ve 60 yıkama. Bu çok iyi. Hatta A101'de BİM'de olan indirimlerden daha uygun fiyatı. A101'e böyle bir yumuş indirimi gelecekti. O da 16 liraydı. 60 yıkaması. Bu daha mantıklı. 13,5 oluyor. Bakalım şurada başka neler var. Evet. Şimdi burada çaylar indirime girmiş. Ne kadarmış? Doğuş çay 1 kilo 30.95 31 lira diyelim. Burada salçalar var indirimde. Şeker. Ben ne bakacaktım? Ben sıvı yağ, bulaşık süngeri. Evet. Bulaşık süngeri ve sıvı yağ almak için gelmiştim aslında. Devam edelim. Bakalım neredeymiş. Bir tane de yulaf ezmesi alacağım. Granola yapacağım çünkü sabah kahvaltıda ya da atıştırmalık. Ben daha çok böyle şeyleri atıştırmalık seviyorum. En azından düşük kalorili yemiş olurum ve daha sağlıklı beslenmiş olurum. Kahvaltıda herhalde bu beni. Kahvaltıda bununla doymam diye düşünüyorum. Sonra çok acıkıyorum çünkü. Kahvaltı en önemli öğünlerden biri bence. Çikolatalara bakalım. Bunlarda da indirimler var. Fena değil fiyat. Evet, neler aldığımı da göstereyim size. Birazcık alışveriş yaptım. Ha, çok kapsamlı bir şey değil. Bir tost makinesi. O da ihtiyacımız olan bir şeydi. Tost makinemiz bozulmuştu. Eskisini uzun uzun yıllar kullandık. Çok sağlam çıktı ama sonunda o da dayanamadı. Plakaları da artık soyulmuştu daha doğrusu, başlamamıştı. En sonunda bozuldu. Şöyle bir şey aldım Karaca'dan. Küçük yine. Çok büyük değil. Tezgah üstünde de çok yer kapatacak bir şey değil. Benim mutfağım küçük. Çok da yerim yok açıkçası. Kırmızı rengini aldım. Mor ve pembe rengi de vardı. Ama ben kırmızıyı seçtim. Şöyle tekrar göstereyim. Granit kaplama. Plakaları çıkıyor. 229 liraya aldım bunu Karaca'dan. Çok da hoşuma gitti. Hem fiyatı da uygun, çok da pahalı değil. Sonra Karaca'da yine gezinirken şöyle günlük kullanım için bir pike ve aynı zamanda yatak örtüsü olarak da kullanmak istediğim bir şeye ihtiyacım vardı ve şu püskül detaylı ürünleri de çok beğeniyordum son zamanlarda, bunlar çok da hoşuma gidiyordu ve bu da indirime girmişti, 90 liraydı. Öyle olduğunu görünce bunu da aldım. Size saçlarımı göstereyim. Saçlarımın boyanmış hali bu ama gerçekten istediğim gibi olmadı. Hiç şu uçları böyle turuncu gibi oldu. Saçıma, yani bir önceki boyayı açma işlemi uygulamadan yaptığımız için böyle oldu sanırım. Şimdi bunları biraz koyulaştıracağız. Umarım istediğim güzel bir renk elde edebileceğiz. Kaç gündür saçlarımı topluyorum, hiç açmadım. Saçlarım renginden dolayı beğenmedim. Bilmiyorum, hoşuma gitmedi. Şöyle. İnşallah daha güzel olacak bu sefer. Şimdi burada saçımı önce ıslatacağız. Bu işlem ıslatılarak yapılan bir işlemmiş. Ben de ilk defa
yaptırdım ki bilmiyorum. Islatacağız, sonra boyayı uygulayacağız. Kısa bir işlem olacakmış. Boya hazırlanıyor şu anda. Ondan sonra da bekleyeceğiz. Kontrol edip bekleyeceğiz. Sonra yıkayacağız değil mi? Sonra yıkayacağız. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Bakalım neler çıkacak ortaya bu kez. Bu kez ne çıkacak ortaya bakalım. Böyle mi geçeyim? Tamam. Evet arkadaşlar, saçımın işlemi bitti. Ben çok memnun kaldım. Çok hoşuma gitti. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Şöyle ışık. Şöyle göstereyim size. Vallahi ben çok beğendim. Çok da çabuk oldu. 10 dakika kadar falan boyayla kaldı. 10 dakikadan sonra yıkadık, kuruttuk ve fönledik. Böyle oldu işte. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bakalım. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.